Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan yeni bir Dr. Ing. Süper ve yeni bir güncelleme hakkında bilgiler arkadaşlar. Şimdi öğrendikçe sizlere hızlı hızlı aktaracağım herkesin merak ettiği sorular vardır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz eski item yeni item muhabbeti var e, oyunda. E, durumu şöyle izah etmek gerekecek. Şimdi misal bu sizin kullandığınız yeni item. E, Durin zırhı. Şöyle bir çıkartalım. Bunu giydiğiniz zaman. Yani buradan örnek veriyorum. Şu an komuta statlarınız böyle. Bu itemi giydiğinizde size vermiş olduğu sadece bir güç var. Fakat oyunda şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz ki item güncelleme yeri diye bir yer yapıldı. Ve buradan itemlerinizi güncellemeniz gerekecek. Şimdi misal ben durin zırhımı güncellemek istiyorum. Bu itemimi güncellediğim zaman bana burada vermiş olacağı bazı şeyler var. Mesela arındırma itemleri vesaire içindekiler gibi. Yani durum şu arkadaşlar itemleri kırıp kırıp güncellememiz gerekecek. Çünkü misal burada atak verecek, komuta defansı verecek, komuta HP'si verecek. Şimdi hasar odaklı mı olacak itemler bunların hepsini doğru seçmemiz lazım. Mesela buna şöyle bir örnek verebilirim ben. Kazattum'u güncelledim kendi çapımda. Şimdi bu yeni güncellenmiş kazattum mesela. Komutan atağı artı yukarıda bakın mevcut olduğunu şöyle göstereyim ben size. Ee, ana sayfaya gelelim. Şimdi burada kazattım fullendi. 5 yıldız yapıldı. Tamam mı? Geliştir dediğimiz zaman aşağısına yeni bir kazattım basmam lazım. Elimde kazattım var mı? Var. Eski kazattım. Ama bunu gelip buraya basamıyorsunuz. Niçin? Onu güncellemeniz gerekiyor. Onu güncellemediğiniz zaman da komutan hasarı alamıyorsunuz. Ayrıyetten. Yani bu durumda şunu yapmamız gerekecek. Tekrardan karşınızda yapacağım. Şimdi misal burada şu itemi güncelleyelim. Tamam şunu çıkartalım. Ne demiş? Muharebe keskin ayşe demiş. Muharebe esnasında atak demiş. Yüzde yirmi. Tamam bunu çıkartalım bunu koyalım. Bu da aynı keza. Bir tane daha var yanında. Şunu güncellediğimiz zaman bize buradan yeni bir ekipman verdi. Aynı şekilde. Niçin? Kazat dumu geliştirebilmemiz için. Bakın bu şekilde itemi koyduğumuz zaman bu gelişimi sağlayacak. Şimdi burada seviye ikiye çıkartabilmiş olduk. Yani durum şu oldu. Burada komuta hasarı yükseldi. Aynı zamanda da gene item özellikleri aynı. Bunun duvarına katkısı nerede? Şöyle bakalım arkadaşlar. Daha şu anda çete bile kesemiyoruz yani bazı karışık olaylar var. Yani uzun lafın kısası şunu ima etmeye çalışıyorum. Itemler güncellenmesi gerekecek. Ama doğru bir şekilde bakılması lazım. İtemleri kırdırıp mı güncellememiz lazım? Çünkü şöyle misal ben bunu güncelleyeceğim. Doğru mu? Bu itemi güncellediğim zaman e, içinde vermiş olacağı malzemeler var. Bu şekilde. Yani bu arındırma malzemeleri içinde gidecek. Bu ekipmanları almamız gerekir. Yani bunu tekrardan bozmamız lazım. Mantıken bakacak olursak. Çünkü bu itemin kendisi atak ve odak veriyor. Ama buraya baktığımız zaman ekstra 1200 komutan defa, e, komutan HP veriyor ve komutan ata 15 komutan defansı 9 veriyor. Yani itemin özelliği komple değişmiş oluyor. Yani sizlerden bunlara dikkat etmenizi rica ediyorum. Örnek verelim. Yeni bir item, bir tane daha item deneyelim. Şimdi Moria'nın çekici bakın burada atak 17. Cüce birimi defans ve ölümcül silah diye belirtmiş. Ama yeni iteme geçtiğimiz zaman hem komutan hasarı 6, komutan defansı artı 12, Artı yukarıda şu morya çekicinin altında yazan bölümde komutan hasarı 4.14 olarak belirtmiş. Yani burada 29 gün sonra bütün bu itemlerin hükmü bitmiş oluyor. Yani bunların hepsinin güncellenmiş hale gelmiş olması lazım. Bu keman için ne geçerli. Mesela burada kemanı bu dizel işlemiş andan hasarı %20 azaltır. Şimdi bende bir tane güncel keman var. Mesela onu gösterelim. Bak ben daha ikinci turu vuruyorum mesela şeye. 40'lık çete grubuna iki tur vuruyorum mesela. Daha burada çok saçma bir durum var ama biraz sıkıntılı bir süreç. Onları da anlamamız gerekir. Mesela burada analizlere baktığımız zaman ordularımızdan kayıplar belli. Birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur olarak. Mesela Grima doğru bir komutan mı artık? Bizim işimizi yarayacak mı? Bunu komple güncellememiz gerekecek mi? Bunlar için acele etmeyin derim. Bu videoyu da örnek almanızı ve buradan kanala takip etmenizi rica ediyorum. Acele etmeyin. Beklemede kalın. Beraber bakalım. Beraber analiz yapalım. Hepinizin merak ettiği konular vardır. Bu videoyu çekip atıyorum ki çeşitli youtuberlar da bunlarla ilgili bilgi verecektir. Tam emin olduktan sonra işlemlerini yapalım. Hata yapmayalım arkadaşlar.